Yatarken dahi bu manada anlıyoruz ki er kelimesi aynı zamanda yeryüzünde derecelerinin yükseltilmesine ibaredir. Yatarken dahi derecesi yükseltilenler var. Yani yatağa yatarken öyle bir niyetle yatmıştır ki adam. Sabahleyin öyle bir niyet üzere yatmıştır ki adam. Ki bir müminin aslında yatarken söylemesi gereken en önemli cümlelerden bir tanesi odur. Pek çok şey var. Peygamber Efendimiz hadis-i okuyorsunuz zaten. Yapmadan önce okunması gerekenler, yapılması gerekenler ama araya şunu mutlaka beyan etmek lazım. Ya Rabbi beni sabaha çıkartacaksan eğer hayırlısıyla çıkmayı, hayırlısıyla sana hizmet etmeyi bana nasip müesser eyle dediğiniz anda niyet fiilden evvel başlayınca, fiilden evvel hasıl olan niyet sevap olarak döndüğünden uyku sürenizin tamamı size derece olarak döner. Medine-i Münevvere'deki her şahsın, her uykusu, her saniyesi derecedir. Bak Medine'nin öyle bir ayrıcalığı vardır. Medine'de kim uyursa uyursun. Uyuduğu müddet boyunca derece almaya devam eder. Sabah hep, Sabahleyin kalktığınızda ziyaret edeceğiniz tek bir zat var. Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam. Onun yanında Hazreti Hamza, onun yanında Hazreti Fatıma. Tabii ki bunlar. Bunları zaten ziyaret edeceğiniz için Sabah kalktın Bismillah. Sabah ezan okundu. Gittiğin yer neresi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mekanı. Onu ziyarete gidiyorsun. O yüzden Medine'de istediğin kadar uyu. Uykusu da derecedir. Ama İstanbul'a gelince durum değişir. Bu yüzden dua etmek gerekir. Ya Rabbi sabahımızda bize senin hayrına, Resulullah'ın isteğine, Ehli Beyt'in sevgisine dönük bir iş, bir hizmet, bir muhabbet bize nasip eyle deyip o niyetle yatarsınız eğer sabahlar farklı olacağı için gecesi de mutlak surette farklı olacaktır biiznillah.